15 Temmuz gecesi olayları izlerken, Amerika'dan izlerken, ben tabii ki cemaat hakkında aleyhinde çok videolar yazmış, makaleler yazmış. Hatta Fethullah'a 19 soru makalem Oda TV'de de yayınlandı, benim şeyde de. Ve o videolarımın bir kısmı Türkiye'de mahkemeler tarafından sansürlendi de. Ama cemaati en şiddetli şekilde eleştirenlerden birisiyim. O zaman AKP'liler bana alabildiğine kızıyorlardı, öfkeleniyorlardı. Hoca Efendi Hazretlerinin tırnağı olamazsın diyorlardı AKP'liler. Şimdi ise benim söylemediklerimi söylüyorlar. Ancak ben 15 Temmuz'u izlediğim vakit Twitter'da yazdım. Dedim bu bildiğiniz gibi normal bir darbe şeyi değil. Bu oyunun içinde bir oyun var. Bu bir tiyatro, kontrollü bir darbe dedim. Ve o görüşüm devam ediyor. Hatta daha sonraki ifşaatlarla güçlendi. Yani o darbenin bizzat Tayyip Erdoğan'ın kontrolünde gerçekleştirildiği ve cemaatten bazı kişilerin de ona katıldığı ve böylece onların böylece ifşa edilip kendisi kahramanlaştırma, gazi, mazi kahraman hikayeleriyle asıl darbeyi ondan sonra AKP yaptı. Ben bu konuda zaten diyorum ya, o gece yazdığım tweetlere bakabilirsiniz. Ha, bu kitap Bu mı be yazdınız? evet ben bu benim geçen hafta çıktı. Erdoğan biyografisi. Darbeyi de en geniş şekilde ele aldım. Bunu Edinburgh University Press çıkarttı, Scotland'da. Bu Kesinlikle. kitapta darbeyi anlattım. Bu sizin dediğiniz gibi Edip Bey. Yani Yani sizin faşizmini için getirmesi için çok bir imkan verdi. Bir sürü genç katledildi. 200'den insanı kurban etti bunlar. Ama o darbeyi biliyorlardı. Özellikle olmasını istediler. Ve son anda o darbeyi planlayanlar çekildiler. aynen. Ortada Yani bu diyelim darbe ki